Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi'nin yeni yazılımı olan MIUI 13 ile MIUI 12.5'i karşılaştıracağız ve ne gibi yenilikler var? MIUI 13'e geçmeye değer mi? Bunun hakkında konuşacağız. Bu iki sürümü karşılaştırmadan önce MIUI 13 hangi cihazlara gelecek? Bundan kısaca bir bahsedeyim. Eğer 2020 ve daha sonrasında çıkan bir Xiaomi telefonunuz varsa bu güncellemeyi çok yüksek ihtimalle alacak. Yani MIUI 11 ile çıkan çoğu cihazın bu güncellemeyi alacağını söyleyebiliriz. Fakat eğer eğer telefonunuz alt segment yani giriş seviyesi bir modelse örneğin Redmi 9C gibi bir telefon kullanıyorsanız bu güncellemeyi maalesef ki almayacak. Yani Redmi 9C gibi uygun fiyatlı cihazların haricinde hemen hemen tüm güncel Xiaomi cihazları bu güncellemeyi alacak. Videoyu geçmeden önce de bu tarz içeriklerin devamı için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Dostlar burada MIUI 13 yüklü Xiaomi 12 ve pek çoğumuzun da şu anda kullandığı sürüm olan MIUI 12.5 Enhanced Edition Xiaomi 11T Pro da bulunuyor Ancak Xiaomi 12'deki bu sürüm MIUI 13'ün Çin ROM'u fakat global ROM'la özellik açısından çok büyük farklılıklar olmayacak. MIUI 12.5'e göre ilk geliştirmemize başlarsak duvar kağıdı kısmında diyebilirim. Burada kristalleşme efektiyle birlikte biraz 3 boyutlu bir hissiyat verdiğini söyleyeyim. İkinci olarak güvenlik tarafında ciddi bir geliştirmemiz oldu. Artık MIUI 13 ile beraber yüz tanıma sistemi sadece yüzümüzü değil vücudumuzun üst kısmı gibi fiziksel özellikleri de kapsayacaktır. Böylelikle elektronik dolandırıcılığın önüne geçileceği belirtilmiş ki bence de gayet iyi bir iyileştirme. Hızlıca 3. geliştirmeye baktığımızda widget kısmında hem burada kontrolcülerin yeri ve şekli değişmiş hem de widgetlar çok daha çeşitli ve Xiaomi özgün seçenekler getirmiş durumda. Açıkçası burada biraz Apple'a da benzediğini söyleyebilirim. MIUI 12.5'te ise biraz daha klasik widgetları görebiliyoruz. İki telefonda da hava durumunu eklediğimiz zaman MIUI 13'te daha değerli top toplu ve şık bir tasarım önümüze çıkarken MIUI 12.5'te daha şeffaf bir yapı kullanılmış. Açıkçası bunun dışında MIUI 13'te favori uygulamalar menüsü adım sayar gibi widgetları da görebiliyoruz. Burada 4 tane favori uygulamayı seçerek bastığımız anda da bu uygulamalara hızlı bir şekilde erişebileceğiz. Şimdi bir sonraki geliştirmeye bakalım. Duvar kağıtları ve tema kısmında bazı geliştirmeleri görebileceğiz. MIUI 12.5'te daha karmaşık bir menü bulunurken MIUI 13'te daha sade ve anlaşılabilir bilir bir menü önümüze çıkıyor. Burada yalnızca ikonları değiştirebiliyoruz. More Icons kısmına tıkladığımızda pek çok farklı tasarım karşımıza çıkıyor. Global ROM geldiğinde de Türkçe menülere de erişebileceğiz. Always On Display kısmında da farklı güzel tasarımlara erişebiliyoruz. Ama buradakilerin pek çoğunu MIUI 12.5'te de görmüştük. Süper duvar kağıtlarını MIUI 12.5'te de bulabiliyorduk ama burada Crystallization diye bir seçenek de geldi. Bu yeni duvar kağıdının ne olduğunu da Xiaomi burada açıklamış. CV vitaminlerinin mikroskop altından nasıl kristalleştiğini bize gösteriyor. Yani Xiaomi burada duvar kağıdını bilimsel bir şekilde açıklamış diyebiliriz. Bu bilgiyi vermesi de bence gayet güzel bir detay. Buradan ana ekrana kaydırdığımız zaman da bu kristalleşme efektini yavaş bir şekilde animasyon olarak Xiaomi önümüze sunmuş. Ek olarak ekran altı parmak izi okuyucusunda da efektleri değiştirebiliyoruz. Neon, Starlight, Dream ve Iris olarak 4 farklı animasyonumuz bulunuyor. Denetim merkezine baktığımızda da bu kısımda değişen neredeyse hiçbir şey yok. Sadece müzik kontrol barı eklenmiş. Bildirimler bölümünde de farklı bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ayarlar kısmında ama değinmem gereken bir nokta var. Duvar kağıdı ve kişiselleştirme bölümünde yazı fontları seçeneği eklendi. Bu sayede telefonumuzun genel yazı tipini istediğimiz gibi özelleştirebileceğiz. Ayarlar kısmından batarya tarafında da pil durumunu görebileceğimiz bir özelliği eklemişler. Excellent yani mükemmel, orta ve zayıf olarak Apple'daki pil sağlığına benzer bir uygulama burada Kullanılmış diyebilirim. Açıkçası Xiaomi Mi 13 ile birlikte yenilenmiş simgeleri, daha hızlı bir arayüzü ve geçişleri de daha yumuşak bir efektle kullanmasıyla oldukça beğendiğim bir arayüz oldu. Peki sizler Mi 13 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yükseltmeye değer mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kalın